hakkındaki iddiaları reddetti. Tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanıktan gelen taleplere karşı davayı erteledi. Malatya'daki Zirve Yayın Evi katliamı davasının duruşma savcısı olarak görev yapan Hüseyin Sarı Ömeroğlu, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Zirve Yayın Evi katliamı bir dönem Ergenekon davasıyla birleştirilmek istenmişti. Sarı Ömeroğlu, FETÖ'nün yargı örgütlenmesine yönelik açılan davanın sanıklarından. Sanık Sarı Ömeroğlu, Zirve Yayın Evi davasının ardından atandı ve bir dönem üyeliğini yaptığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce yargılanıyor. Duruşmada yaklaşık 3,5 saat savunma yapan sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti. Kendisine isnat edilen suçların görev suçu kapsamında kaldığını öne sürdü. Bu nedenle yargılama makamının Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi olduğunu iddia etti. Sanık Hüseyin Sarı Ömeroğlu ilginç de bir benzetme yaptı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Ergenekon diye bir örgüt yoktur kararı için yaptığı tespitlerin kendileri için de uygulanmasını istedi. Ergenekon kararında örgütün kimlerden oluştuğu ve nerede faaliyet yürüttüğüne dair somut verilerin olmadığı belirtiliyor. Bu karara dayanan Sarı Ömeroğlu, FETÖ'nün kim veya kimlerden oluştuğunun bilinmediğini iddia etti. Bankasya'nın hukuk dışı bir eyleminin de olmadığını savunarak sanık, dairenin denetim ve gözetimdeki bir bankada hesabın bulunmasının suçlama konusu olmayacağını öne sürdü. Savunmanın ardından mahkeme heyeti ara karar açıklamak üzere duruşmaya 15 dakika ara verdi. Aranın ardından toplanan heyet sanığın tahliye talebini reddetti ve duruşmayı erteledi.